Manşete hoş geldiniz. Biraz geciktim. Gecikmemin nedeni bilirsiniz ben her hafta salı günleri veya çarşamba günleri neyse meclisteki haftalık grup toplantılarını takip etmem. Fakat bu hafta grup toplantılarında enteresan laflar edildi. Biraz onları değerlendirmem vakit aldı. Ekranda Revna Demirören ve Rojda Altıntaş görülüyor. Bir telefon konuşması esnasında tespit edilen ekran görüntüsü. Esasen Haftanın olayı bu. Yani bir medya grubunun veya bir medya patronunun e, muhabire baskı yaparak haber karartması ve bir cinayeti karartması ve zanlıların e, yurt dışına kaçmalarına fırsat vermesi. E, bu büyük bir olay. E, buna bakacağız. Yani bu görüntülü telefon görüşmesi neden oldu, nasıl oldu ve bunun sonuçları ne oldu ve nasıl yankılandı, Demirören medyası nasıl tutuştu, hürriyet üzerinden filan bütün bunlara bakacağız. Siyasetle başlayalım sıcak konu. Ee, Özgür Özel Erdoğan'dan sonra Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bu görüşme öncesinde planlandı mı planlanmadı mı? Erdoğan görüşmesinden sonra mı gündeme geldi bilmiyoruz. Ya da Erdoğan ya tamam ben bu dediğin konulara bakarım ama sen gidip bir Devlet Bahçeli'yle de görüş onu da bir ikna etmen lazım falan mı dedi bilmiyoruz. İçeride ne döndüğünü de bilmiyoruz. Erdoğan görüşmesine göre daha kısa sürmüş 45 dakika. Gene aynı gündemle gidilmiş. Yani işte gece tutsaklarının veya ne bileyim içerideki paşaların 28 Şubat paşalarının tahliye edilsin. Ne bileyim öğretmen atamaları filan bir takım konular var. Fakat ne oldu ne bitti Bahçeli buna ne cevap verdi bilmiyoruz. Sıcak bir atmosferde geçtiği e, konuşuluyor söyleniyor. Fakat e, Özgür Özel'in grup konuşması daha çok dikkat çekti ki adaylık polemiğine girdi. Ve e, özellikle en son Ali Mahir Başarır e, ben Erdoğan'ın yerinde olsam Özgür Özel'le yarışmak istemem falan laflarıyla dikkat çekmişti. Hani bir yönüyle de Erdoğan tekrar alay olacak yani bunu da satın almış CHP neyse açmayalım çok fazla. Mustafa Sarıgül de benzer lafları etti. Görün bakın falan bakın işte 2028'de Özgür Özel geliyor falan e, anlamında. Özgür Özel bu tartışmalara bir nokta koydu. Bugün 7 Mayıs itibariyle e, Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunda onu dinleyelim. Kendi ağzından dinleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun. Böyleydi alkışlarla karşılandı. Yani bir anlamda ada, adaylık polemiğine şu gün şu dakika itibariyle nokta koydu. Bu güzel bir şey. Bu güzel bir gelişme. En azından gelişmelerin farkında olduğunu gösteriyor. Devlet Bahçeli'ye geçelim ki Devlet Bahçeli çok eğlenceliydi bugün. Yani bir tarafta Sinan Ateş davası ile ilgili olarak meşkur iddianame ile ilgili mahkeme tarafından neyse işte kabul edilip yargılama süreci derhal başlatılmalıdır dedi. Bir yargıya talimat verdi. Öbür tarafta Osman Kavala konusuyla ilgili olarak da hani işte gezi tutsaklarının serbest bırakılması hikayesi. Özgür Özel ile Erdoğan arasındaki pazarlık. İşte efendim hiçbir organ makam merci filan e, hakimlere mahkemelere talimat veremez tavsiyede bulunamaz. Ya bir satır üstte. Bir dakika önce talimat veriyorsun, bir dakika sonra da hayır talimat veremez diyorsun. Acayip bir durum. Fakat e, enteresan olan şey şuydu: Devlet Bahçeli'nin, yani bu komedi işin hiciv tarafı, işler her, yani herkes e, olayların nerede döndüğünü biliyor. Yani CHP lideri cezaevindeki kimi tutuklular için saraya gitti, başvurdu, Erdoğan'a başvurdu. Yargıya değil. Sarayda CHP liderine e, yargı bağımsız demedi. Tamam bakalım dedi. Adalet Bakanımızı da değerlendirelim falan dedi. Ve orada da bir çalışma yürüyor zaten. N neticede e, Kavala'nın avukatları yeniden yargılanma dilekçesini e, vermiş. Yani e, Ve onun gerekçeleri de belli. O gerekçeleri de Abdülkadir Selvi yazmıştı geçen hafta. Yani muazzam bir ilişki var yürüyor. Fakat e, Devlet Bahçeli'nin e, lafını da e, yani sadece bunlardan bahsetmedi. E, şeyi Sinan Ateş cinayetini bütünüyle <laughs> şeyler oklar MHP'yi gösterirken, ülke ocakları genel merkezini, başkanlarını, MHP genel merkezini, MHP'li isimleri, genel başkan yardımcılarını, milletvekillerini gösterirken, bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek, yoksa Pensilvanya'da mı, Pensilvanya'ya mı dayanacak, Hodri Meydan falan dedi. Yani insan oturduğu, yani oturduğu koltuktan düşer. Yani o derece. Yani iş bambaşka bir noktaya geldi. Cemaate bağladı yani. Onu izleyelim yani, Kay kayda geçsin. Hayatlarında tek bir defa, ülkücünün hakkını, hukukunu ve haysiyetini gözetmeyen mihrakların partimiz ve ilk ocaklarını bir cinayetle anma teşebbüsleri ayrıca değerlendirilmesi gereken şerefsizce bir saldırganlıktır. Yargılama süreci derhal başlatılmalıdır. Bakalım ki hukuki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilvaya mı dayanacak? Hodri Meydan. Hep beraber göreceğiz. Yani dili de dönmüyor. Neyse. Acayip. Acayip. Yani e, acayip bir şekilde bir... işte bu bu 8 senenin sonucu. Hele geriye doğru 10-12 yılın sonucu. Yani 2011'lerden itibaren kaynatılan bir, pişirilen bir konunun sonucu. Fenerbahçe'den MHP'ye, CHP'den e, medya ma mahallesine, bürokrasiye hemen herkes sıkıştığında, tutuştuğunda oraya bağlıyor. Bu, bu, bu en ta yani takip ettiğiniz yazarlara, çizerlere kadar hani makul zannettiğiniz isimlere kadar bile böyle. Kaç tane örnek vereyim? Hangi birini söyleyeyim? Acayip, acayip bir şey. Yani bir yönüyle eğlenceli, bir yönüyle dramatik. Bir yönüyle de acayip tuhaf bir noktaya gitti. Yani bir takım şeylere evet dediğiniz, ses çıkarmadığınız, kafa salladığınız sürece siz zannediyor musunuz ki o iş geçecek, o iş bitecek? yok sayılacak. Bir şekilde tekrar önünüze gelecek, önünüze konacak. Hükümet 4 yıl gider mi ee, sorusu evet dikkatinizi çekiyor. Nuray Babacan gazete pencerede. AKP kongresi ve ince hesaplar hükümet 4 yıl gider mi başlıklı bir yazı yazmış. Fakat burada yani kabine değişikliğinden yani bu şekilde 2028'e kadar gitmez. Dolayısıyla sonbahar kongresi ya da oluşacak kadroyla, kadroyla partinin geleceğiyle ilgili bir takım değişiklikler yapalım. Ee, bir kongre söz konusu toplayalım. Parti yönetimini değiştirelim. Kabinede de bir takım değişiklikler yapalım. Hatırlatalım kabinede köklü bir değişiklik yapılmıştı. işte Mayıs seçimlerinden sonra bütün bakanlar iki bakan müstesna turizm ve sağlık milletvekili yapılmış ve kalanlarının yerine yeni atamalar yapılmıştı. Ne olduysa 8-10 ay sonra kabine yıprandı. Yani asıl metal yıpranması yukarıda da tabii aşağı doğru bir takım değişiklik hesabı yapılıyor. Bu şunu gösteriyor bir yönüyle de bu şekilde biz götüremeyiz. Ve onun paniği, onun endişesi, onun telaşı. Bir takım değişiklikler yapalım. Kabineyi değiştirelim, parti yönetimini değiştirelim, isimleri değiştirelim, kol, kol şey yapalım. Cezaevindeki bir takım rehineleri serbest bırakalım. Yani ne olacak ki? İşte e, gerekirse şu tavizi verelim, bu tavizi verelim, yumuşama diyelim. Yani bir takım muhalefetin veya muhalif kesimin neyse beklentileri neyse o yönde adımlar atalım falan. Yani böyle bir, bir, toparlama şeysi. Fakat hiçbir biçimde bunun toparlanacağı yok. Onlar orada durduğu sürece. Yani ne anayasayla ne ne bileyim ekonomide iki yakanın bir araya gelmesiyle falan bu, bu olmayacak. Yani bu yönetim, bu iktidar devam ettiği sürece. İktidar muhalefette ne kadar görüşürse görüşsün. Muhalefet iktidarına ayağına kadar giderse gitsin. Bu anlaşılacak. Belki de belli ama ne yapalım yani enteresan. Şimdi 2 Mayıs'ta Kadir Selvi bir yazı yazdı. Erdoğan Özel görüşmesine damga vuracak Kavala dosyası diye. 2 Mayıs'ta görüştüler Erdoğan'la Özel. Ama bütün bunların hepsi zaten pişirilmişti biliniyordu. Yani iktidar tarafı da buna hazırlıklıydı. Muhalefet de hazırlıklıydı. Bir işte efendim bir suçun mağduru olan hükümet yasa ve anayasadan çıkarılmıştır filan falan yani şöyle gezi meselesiyle ilgili olarak işte bir hükümete darbe hükümeti devirme girişimi ama ortada hükümet yok artık yani mağdur kalmadı Sistem değişti. Eski parlamenter sistem gitti. Eski hükümet gitti. hiçbir görevde değil zaten. E şimdi bambaşka bir kabine var. Bambaşka bir sistem var. Başkanlık sistemi var. Dolayısıyla mağdur gitti. Mağdur düştüğüne göre dolayısıyla davada düşer falan şeyisi var. Yani acayip bir şey. Acayip bir mantık. Ya kimsenin aklına gelmez. Yani gerçekten tuhaf bir şey. E 2 ya işte bu dosyayı cemaatçi polisler, savcılar yapmıştı. Ondan zaten onlar yaptığı için de ya Osman Kavala kaç yıldır hapiste. 2017 Ekim ayında gözaltına alınarak tutuklandı. Yani 7 yıldır, 8 yıldır bekle, bekle, bekle. Tuhaf. Bir de acayip. Yani hükümete darbeden dolayı birilerini yargılıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki suçun unsurları kalmadı. E o zaman 15 Temmuz'un da unsurları kalmadı. Mağdurları kalmadı. E çünkü 15 Temmuz darbe girişiminde de hükümeti devirme girişimi ise Aynı hükümet, ondan sonra sistem değişti. 17-25 Aralık için de aynı şey geçerli. Yani beyni yakar bu olay. Yani bir, bir suç varsa vardır, yoksa yoktur. Mağdurları ortada kalmadı diye suçu ortadan kaldıramazsınız. Ama bu paslaşmanın sonucu olarak enteresan bir şey, Osman Kavalan'ın avukatları yeniden yargılama dilekçesini Adalet Bakanlığı'na vermişler. İki dayanak var dilekçede. Abdülkadir Sel Selvi'nin yazdığı iki dayanak. Bir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlüğe girdiği için efendim hükümeti yıkmaya teşebbüs suçunun mağduru kalmadı. İki, e, soruşturmayı FETÖ'cüler yaptı. Evet. Ya, acayip. Yani gerçekten acayip, tuhaf. Yani bu, bu gerekçelerle tahliye olursa ki olsun, olsun. Ondan sonra siz el mi yaman be mi yaman görürsünüz geriye doğru dilekçeleri. Çünkü 2017'den önce ki bütün açılan soruşturmalar ve davalar içinde aynı tuhaf garabet mantık geçerlidir ama acayip herkes tutturabildiğine, uydurabildiğine neyse işi götürüyor yani. Osman Kavala siyasi bir rehinidir, siyasi bir tutsaktır ve Gezi'de yargılanan 8 sanık içinde bu geçerlidir. Bir kısmı içeride, bir kısmı dışarıda. 18 Ekim 2017'de gözaltına alarak tutuklandı. Gaziantep Havalimanı'nda galiba. 2394 gündür tutsak. Ben tutuklama, tutuklandığı günden itibaren saymıyorum. 2380 gün, 2381 gün diyen var. Hayır. Gözaltında tutulduğu sürede dahil edilir. Edilmelidir. Çünkü o dönem olağanüstü hal koşulları ve insanlar 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta, 1 aya kadar falan gözaltında tutuldular. Onu da ekleyeceksiniz. Ayşe Buğra eşi hiç suç işlememiş bir insanın iktidar istiyor diye yıllarca özgürlüğünden yoksun bırakılması demek ki bu kadar kolay demiş. Evet. O arada 28 Şubatçı paşaların da gene pazarlık serbest bırakılması tahliye edilmesi edilsin elbette. Edilsin yani Adli kontrolle mi ediliyor? Ne bileyim ev hapsiyle mi ediliyor? Edilsin. Onlar yani cezaevinde tutulacak halde değiller. Tahliye edilsinler. Yani hani ev hapsi de olmasın, adli kontrol de olmasın ama o hiçbir şey olamıyorsa bu şekilde olsun. Fakat bu iki hüküm de kesinleştiği için gerek Gezi, gerekse işte 28 Şubat Paşaları ile ilgili durumlar kesinleştiği için yani yargılama süreci kesinleştiği için yeniden yargılama falan söz konusu olacak ya da işte Kavala Gezi Parkı davasında yeniden yargılama 28 Şubatçı paşalarla ilgili olarak da zannediyorum Cumhurbaşkanı af yetkisini kullanacak. Konu adli tıpta galiba. Fakat ya öyle tuhaf devletin adamları devreye girmiş durumda ki Namık e, Kemal Zeybek ben o dönem hükümet sözcüsüydüm e, toplum gerilmişti doğru ama yani o dönemin şartlarında bir darbe düşüncesi olsaydı yapılırdı. Kimse de bunu önleyemezdi. Darbe yok demiş 28 Şubat'ta. Şimdi ben ona, ona bir nazire getirecek. Ya içinde yaşadık yapma falan diyecek halde değilim. Ama işte e, devlete karşı görevini yapıyor birileri. Her daim çıkıyor gidiyor. İşte ne bileyim işte ya 30 sene önce o geride kaldı. Şimdi en azından biz içimize bakalım. Bu konjonktürde işleri toparlayalım. Böyle de yani. Ama oturup da kalkıp da 30 sene önce 25-30 sene önce herkesin göz önünde yaşanan hadiselerle ilgili yok öyle değildi filan deme yani darbede değildi postmodern darbede değildi filan hiçbir şey olmadı ya Allah Allah Türkiye'de darbe mi oldu arkadaşlar 12 Eylül hikayedir size yanlış anlatıyorlar 12 Eylül'de darbe olmadı 12 Mart'ta muhtıra verilmedi 27 Mayıs'ta darbe olmadı yok yani kalkışma falan yok e-muhtıra falan yani e-muhtıra postmodern falan ne moderni ne e-muhtırası ne muhtırası hiç olmadı güllük gülistanlık bir demokrasidir Türkiye 100 yıldır kesintisiz yürüyen bir demokrasidir falan. Yalan söylüyorlar, yalan tarih okutuyorlar size. Yapmayın yani. Şimdi bir Arabi minik şeye geleceğim Demirören meselesine. Yani söyleyecek söz bitti. İktidar şey e, İsrail adeta bir süpürme harekatıyla e, Hamas ateşkesi kabul ettiği halde Mısır ve Katar ara ateşkes teklifini kabul ettiği halde refaha saldırı başladı. Havadan karadan ve artık yani 1.4 milyon İnsan sıkışmış durumda refah sınır kapısına ve Sky News'un rakamı bu. 1.4 milyon insan. Yani Gazze tam bir süpürme harekatı. Yani ba başka bir kelime gelmiyor aklıma. Biraz kaba e, kabul ediyorum ama başka kelime gelmiyor ki zaten The Times bu karikatürle e, bugün e, çıktı. Yani. Netanyahu nasıl Filistinlileri Gazze'den refa sıkıştırdı ve refahtan sonra da süpürüyor. Ne, oradan sonra da uçurumdan aşağı atıyor. Aylardır böyle. 7 Ekim'i takip eden 1-2 gün içinden beri yani yani 8-9 Ekim'den beri aynı şeyleri söyleyip duruyoruz. İsrail'in niyeti belli. Bunu bir Tanrı'nın lütfuna çevirip Hamas saldırılarını, şunu bunu rehineleri neyse Tanrı'nın lütfuna çevirip tamamen Gazze'yi insansızlaştırmak, yerleşimcileri açmak, Filistin'den arındırmak, Filistin halkından arındırmaya çalışıyor falan. E o arada yani dünya acayip. İşte Amerika'daki üniversite olayları ortada. Bu, İngiltere'de Cambridge ve Oxford'a eş zamanlı olarak eylemler başladı. E, bir taraftan da işte yani şimdi Wall Street Journal'ın Amerikan gazetesi birinci sayfasını ve sonraki sayfayı getireceğim ekrana. Bugünkü sayısı yukarıda işte İsrail'in saldırıları ve işte refahtan bir görüntü. Aşağıda da Met Gala. İşte Jennifer Lopez bilmem ne yani. Acayip yani bir tarafıyla işte burada da vermişler. Birinci sayfadan fotoğraflı şeydi. Yani bir yanda dünya kendi keyfinde gala yapıyor bilmem ne. İşte modacılar kıyafet yarıştırıyorlar, kostüm yarıştırıyorlar. Görüntüler, fotoğraflar. Öbür tarafta da bambaşka dram. Acayip acayip bir süreç, tuhaf. Anlamak, anlamlandırmak gerçekten mümkün değil yani. Gerçekten değil. Şimdi geçelim Demirören meselesine. Demirörenlerin haber karartma meselesine. Demirören grubu Yıldırım Demirören'in işte ailece idare ettikleri bir grup. Doğan Haber Ajansı var, Kanal D var, Hürriyet, Milliyet falan neyse. Gazeteler, televizyonlar, radyolar falan. Aydın Doğan'dan devraldıkları konular falan. Eskiden Doğan Haber Ajansı'ydı. Sonra Demirören Haber Ajansı oldu. DHA değişmedi. Rojda Altıntaş soldaki muhabir Doğan Haber Ajansı'nda çalışıyor. Ve bu Eylem Tok işte oğlu e, ehliyetsiz araç kullanırken bir insanın yaşamına son verdi ve ondan sonra yani bir trafik kazasına karıştı son verdi. Ondan sonra da anne oğul gece yarısı Mısır üzerinden Amerika'ya kaçtılar bu hikaye. Şimdi bu haberi yaparken işte bu da anne ve oğulun kaçış görüntüleri solda da Rojda Altıntaş. anne ve oğulun kaçış görüntüleri görülüyor. Tam bu esnada Roj Rojda Altıntaş daha fazla dayanamayıp demirörenlerin habere müdahale ettiğini ve tam haberi yapacakken ya işte o çocuk bizim oğlanın arkadaşı falan deyip bir takım isimleri falan kararttıkları ve gerçeğin ortaya çıkmasını engelledikleri ortaya çıktı. Rojda Altıntaş da bu görüşmeleri kaydetmiş. Yani Demirörenler avukatı şey şoförü üzerinden İlker isimli şoförü üzerinden aramışlar. İşte efendim onun üzerinden Revna Demirören'le Yıldırım Demirören'in Medya patronunun eşi Revna De Demirören'le Rojda Altıntaş görüntülü konuşmuşlar fotoğrafı var falan. Hatta bir Twitter hesabında bu da ayrıntılı olarak verildi. Bir kişinin ölümüne dört kişinin yaralanmasına sebep olan lüks cipin hiç konuşulmayan yanları. Evet. Burada işte e Eylem Tok ve oğlu kaçtılar New York'talar. Burada da işte o e görüntülü telefon görüşmesi var Revna De Demirören'le Rojda Altıntaş'ın. Buradan bu burada da işte şoförü yap, haber yapmayın ricasında bulunuyor. Muhabir ben sizin diyor Demirören'lerin şoförü olduğunuzu nereden bileceğim? Onu kanıtlıyor kendince anlatıyor. Sonra şey bağlanıyor. E, aynı telefondan Revna Hanım bağlanıyor filan yapmayın etmeyin filan. Görüntü şeyle e, görüntülü arama işte bu şekilde geçiyor. Yani e, şey bu. Hi hikaye bu. Bütün boyutlarıyla bir haber karartma var. E, ee, bunun üzerine de Doğan Haber Ajansı ilk gün geçtiği haberde o isimleri saklıyor. İşte Eyüp Sultan'da lüks çip emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı bir ölü dört yaralı diye işte bu şekilde şey yapıyor. E, ee, haber yapıyor, saklıyor. Bunlar da işte o görüntü görüntülü görüşmeden tespit eden kareler, kareler e Eylem Tok ile ilgili yeni bilgilere ulaşmam ve yayınlama girişimlerim kapsamında bağlı bulunduğum yayın kuruluşunun patronucu ve sair çevreler tarafından çeşitli baskılara maruz kaldım diyerek Rojda Altıntaş Twitter hesabından da bunu anlattı ve kurumdan ayrıldığını avukatıyla da yasal bir mücadele başlattığını söyledi. Demirören Haber Ajansı da upuzun uzun bir açıklama e, yayımlayarak öyle değildir böyledir bilmem ne biz onu daha o işten çıkmadı gelsin buyursun masası onu bekliyor falan gibi bir açıklama yaptı. Yetmedi Hürriyet bu açıklamayı kocaman verdi. Solda, sağda da "Yahu biz bu konuyu takip ettik filan" diye Ahmet Hakan yazı döşendi. Yani filan. Fakat ha hadise şu. Yani olay 2 Mart'ta yaşandı ve e, 5 Mart'ta patladı. Yani o arada bir karartma var. Eğer bu karartma yapılmasaydı anne oğul kaçamay kaçamayacaklardı belki de enseleneceklerdi veya başka bir türlü seyredecekti olay. Tuhaf, tuhaf olduğu kadar da bir haber karartma unsurlarının bütün detaylarını göstermesi açısından da enteresan yani. Evet. Keşke Can Dündar öyle yazmış. Keşke Demirören ailesinin bütün şeyleri, telefon görüşmeleri yayımlansa ki bilsek basın tarihi açısından ama şu anda güçlü oldukları için kimse onlara çakmıyor. Onlar şimdi kendi mücadelesi içindeler. Bu durumda kendi itibarlarını tabii şey yaptı etkiledi. Ondan dolayı durumu kurtarmaya çalışıyorlar ama 50, 50 kere rezil olmuşlardı 51. kere rezil oldular yani bu durumu çevirebilecekleri yok ama güçle parayla medya gücüyle neyse ne yapacaklarsa yapacaklar bir süre böyle yani Türkiye'de öyledir yani güçlü olduğunuz zaman çok fazla kimse size elleşmez bir de şöyle bir tarafı da var işin özellikle medya söz e, söz konusuysa bizim medya mahallesi de bu konuda çok nankördür. Yani bakın YouTube'da yayın yapanlara falan Demirören'le de anlaşmalı oldukları için Demirören'den ...veya Doğan grubundan neyse ayrılırken... ...yani ben kuruma zarar verecek hiçbir şey yapmayacağım diye... filan böyle kağıtlar imzaladıkları için... ...girmezler bu konuya, giremezler. E, Cız konudur. E, ama başka türlü başka yerlerde de tepinmeyi çok severler. Yani... Medya mahallesinin çok tipik bir iki yüzlülüğüdür bu. Yani güçlünün yanında hizalanma, ses etmeme ama bir böyle malum bir günah keçisi varsa birisi çaptan düşmüşse onun üstünde herkesle beraber tepinme. Çok aşağılık, iğrenç bir şeydir bu. Dehşet verici bir şeydir. Maalesef e, bunu bir kere daha yaşıyoruz. Biraz evvel ekrana getirdim ama çektim Demirören konusuyla ilgili diyeceklerim bitmedi diye. Hakan Gülse tutukladılar. Niye? Bu tweetten dolayı. Gerçekten sadece bu tweet'ten dolayı. Yani tutuklanma gerekçeleri arasında bu tweette olduğu için değil. Sadece bu tweet'ten dolayı ilgili kişi şikayet ettiği için. Kız Kulesi'nin restorasyonunu bu yapıyormuş, estetik ayrekası diye bir fotoğraf paylaştı. Ve bu kişi de kişilik haklarına filan falan şeyden saldırıdan e, şey yaptı. Dava açtı ve ya, e, Hakan Gülseven cezaevine girdi ve bir video çekti. Independent Turkish e, orada çalışıyor galiba yazı yazdı ve ve videoda da durumu anlattı. Dedi ki, yani çok enteresan. Bunu izliyorsanız, yani bu videoyu izliyorsanız hapishanedeyim. Geleceğe not düşme fikrini hiç böyle düşünmemiştim. İşte size memleketimizden müthiş bir adalet öyküsü, estetik harikası diye esprili bir yorum yazdım. Kıyamet koptu demiş Hakan Gülseven. İzleyin videoyu, anlatıyor 5-6 dakika boyunca hikayesini. Enteresan, enteresan bir öykü, enteresan bir hikaye. Acayip bir nokta. Yani Türkiye'de yargının hali pür merali. Bir başka konu. Yani kimi gazeteciler yalnız gerçekten öyle. Çıplak aramaya maruz kalan tutuklu gazeteci Ezra Solin Dal. İnsan Hakları Derneği Başkanı Eren Keskin ziyaret etmiş. Solin dört buçuk adımlık bir hücrede tutuluyor. Yemek verilmemiş, koğuşa geçmek istiyor. Ancak örgüt üyesiyim demesi, örgüt üyesiyim demesi dayatılıyor. Yani maalesef durum böyle. Ve e, bu konuları hiç kimse dile getirmiyor biliyor musunuz? Yani Eren Keskin'e e, ne bileyim... Zamanında işte ben bu Eren Keskin'i çok affedersiniz ilk gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunmazsam, bulunmazsam namerdim diyen kişi mi Fatih Altaylı kişi mi bu konuları dile getirecek? Ya da Türkiye'den yayın yapan herhangi bir gazeteci herhangi bir yayıncı acayip yani böyle bir dönem evet tacizciler. E, muktedir'le, işkencecilerle yan yana saf tutmuş e, iş tutuyorlar. Böyle bir dönem ve böyle bir dönemde medyanın hali pürmelali. Diyor ve bir manşeti daha bu duygularla e, kapatıyoruz. E, siyasetle başladık. Demirören grubuyla devam ettik. Onunla noktaladık. Fakat... E, Türkiye'nin belli ki gidişatı önümüzdeki aylarda gerek siyasi gerekse sosyal yönden ve elbette ekonomik yönden son derece e, nazik, son, son derece kırılgan ve son derece hareketli geçeceğe benziyor. Yani sakin bir tatil dönemine ya da sakin bir yaza falan giriyor değiliz. Belli ki bundan sonra çok hareketli geçecek ve hükümet 4 yıl gider mi hiç zannetmiyorum. Seçim 2028'de mi olur hiç zannetmiyorum ihtimalde vermiyorum. Ama ne zaman olur bunu kestiremiyorum. Bunu da elbette önümüzdeki günler gösterecek ve elbette demokrasi güçleri ve Türkiye muhalefetinin tutumu. Demokrasi güçleriyle Türkiye muhalefetini birbirinden ayırdığımı dikkatli takipçiler bilirler. Çarşamba manşet yok, perşembe tekrar görüşmek umuduyla.